İki tane soruyu peş peşe soracağım siz cevaplamadan. Bunları sormamın sebebi dil düzleminde yaptığımız bazı hataları da görmek için ve aynı zamanda bu sorunun cevaplarını da lütfen rica edeceğiz tabii sizden. Özümüze doğru evrildiğimizi nasıl anlayabiliriz? Özümüze doğru evriliyor muymuşuz mu? İkincisi de insanlık şu anda geriye doğru mu evrim geçiriyor? Ha bak bu ikinci tamam okey ama birinciyi özümüze doğru <laughs> böyle çok ezoterik bir anlam yüklemeye çalışıyorum ama. bir reysel bir şey olmayacağını belki de burada vurgulamak gerekebilir. Ha yani kendi özüm evet ya yani bu önemli bir şey. Evrim nesiller boyunca binlerce on binlerce nesil boyunca meydana gelen değişimlerin mekanizmasını inceleyen bir bilim. Dolayısıyla bizim bireysel hayatımızda evrimin etkileri görülmekle beraber evrimin kendisi pek görülmez. Yani evrim çünkü bizden sonra binlerce nesili izlememizi gerektiren ya da bizden önceki nesillere bakmamız gerektiren bir şey. Dolayısıyla evrimi anlamak diyeyim bu sorunun çağrıştırdığı ilhamla evrimi anlamak kendi özümüzü anlamanın özüdür bana sorarsanız bugün. Yani özünüzü anlamak istiyorsanız en azından şu evrim bilgisinin, evrimsel biyolojinin ve evrimsel bakımlarının kışın insanın nasıl tanımladığını bir öğrenip sonra günlük hayatımızdaki deneyimlerimizde bunları bağdaştırmaya çalışıp hani başarısız oluyorsak sık sık açık beyne uğrayıp burada yazılan yazılar yapılan konuşmalardan istifade etmeye arada bir evrim ağacını bilim filini falan filan gezerek biraz bilgi haznemizi genişletmeye çalışırsak eğer o zaman şöyle bir süre sonra ya aslında demek ki ben bundan bunu böyle yapıyormuşum da onu şöyle yapamıyormuşum. Ha demek ki ben bundan böyleymişim de annem babam kardeşim arkadaşım ondan böyle davranıyormuş diye bir aydınlanma gelmeye başlıyor ve insanın özünü anlama konusunda giriş kapısı olarak tamamı değil giriş kapısı olarak harika bir vesile. Ama evrimin nereye doğru gittiğini emin olun bilen yok. Ben de bilmiyorum. Bu bilinebilir bir şey zaten değil. Kırmızı telefon attığınız varsa yapana sorabilirsiniz ama benim henüz o kadar direkt bir bağlantım yok. Görebildiğim kadarıyla plan büyük ama henüz biz onu anlayacak olgunlukta canlılar değiliz. Büyürsek olur. Büyürüz hocam belki bir gün. İnşallah. Bizler değil ama bizden sonraki nesiller. Hocam bir şey fark ettim. Sizinle paylaşmak isterim. Ee, süremiz doldu. Aha. Ama şey vardı, bir ikinci soru vardı. Onu da söyleyeyim kısaca. Geriye doğru mu evriliyoruz? Hemen şimdi de teknolojinin evrim etkisinde şekilde olacak diye bir ruh sormuş geldiysen geldiysen bize <laughs> soru sor. <laughs> aslında ikisi aynı şey. Muhtemelen bir sonraki evrim bölümünde bunu detayla hatta sosyal medya bölümünde de ekstra konuşacağız ama geriye doğru evrim diyebilmemiz için şöyle bir şey olması gerekiyor. Evrimde bunun bir yeri var aslında evrimsel biyolojide. Tarihte daha önce ortaya çıkmış bir özellik eğer tekrar bir işte milyonlarca yıl sonra bir canlının evrimsel süreci sonucunda tekrar ziyaret ediliyor, o özellik tekrar gelişiyorsa buna biraz geriye doğru evrim deniyor. Yani atıyorum mesela dört ayak üstünde yürümüş bir canlı iki ayak üstüne kalktıysa ve sonra Tekrar dört ayak üstünde döndüyse buna deniyor biraz geriye doğru evrim Ama bu çok böyle belirli bir kavram değil. Açık böyle üzerinde anlaşma sağlanamayan bir kavram. Bu ama insan özünde sorulduğu için. Hı. hani Bu terminoloji yerine insanda şöyle bir şey oluyor. Kem evrim diye bir şey var. Yani eskiden tabiatta işimize yarayan birçok evrimsel özellik bugün kullanılamadığı için yahut bize sorun çıkarmaya başladığı için ya geriliyor kullanamazsak ya da sorun çıkarttığı zaman bizde hastalığa sebep oluyor. Mesela fazla gıda almaktan şeker hastalığı falan geliştirmek böyle bir kem evrim örneği. Ya işte hareketsizlikten rahatsız olmak böyle bir kem evrim örneği. Yahut mesela tabiatta hayatta kalmak için çok işlek, çok uyanık, çok tetikte bir beyne sahip olmak gerekirken son 5-6 bin yıldır pek de o kadar hani şehirlerin korunaklı ortamında dışarıdan izole yaşadığımız için bu kadar yüksek kapasite çalışan bir beyne ihtiyacımız olmaması nedeniyle beyinlerin son 10.000 bin yıldır %4-5 oranında küçülmüş olması. Benim sorumdu şimdi sıradaki. Küçülme oranı nedir? Diye. Onu istersen zaten süre bitti dedin o yüzden hızlı şey yaparız hafta ya haftaya, yani haftaya mı, ne ha. zaman yapacaksak bir daha evet. devamını konuşuruz. Yani bu çünkü biraz açılması lazım. Çünkü beyin %4-5 küçüldü dediğinde de insana o geri zekalı mı oluyoruz? Sonra diyor hayır değil. İhtiyaç olan zekati tipi her zaman pozitif seçiliyor. Yani orada her zaman bir artış oluyor. Ama ihtiyacımız olmayan zekati. Bunu da kapanırken şöyle söyleyeyim. Şimdi çadırı aldınız, gittiniz tabiatta bir kamp yaptınız. Şehirli insanın yüzde %90'ı orada büyük rezillik çekiyor ya. Halbuki atalarımız orada yaşıyordu. Biz niye yaşayamıyoruz? İşte o kaybolan yetenekler Çadır kampında kendini gösteriyor. Ay kaçıma ot battı. Ay çadıra böcek girdi ben bir ağaçta yatacağım falan. Bu tarz özellikleri yitirmemiz yavaş yavaş nesiller içerisinde bunları kullanmadığımız için. Ve tabiattaki bu komplike hayatta kalma mekanizmaları hakikaten beyin için çok pahalı. Ve bu paha aynı zamanda bir enerji pahasından bahsediyorum. Ne kadar minimumda tutulursa biyolojide tasarruf ilkesi esastır. O kadar iyi olur. Biz de şu anda hazır cep telefonuna basınca yemek gelirken niye şimdi bilmem ne dallarına bakarak gelecek dönemdeki mahsulü tahmin etmeye çalışayım. Galiba toplumun %5'i onu falan çiftçi olarak kaldı. Artık kimse kalmadı çiftçilik yapan. Her şey otomatik sistemlerle üretiliyor. Bir süre sonra bu bilgilerin tamamı kaybolacak. Bir süre sonra bilgisayarlar bize bir şey demeden hiçbir şeyi anlayamayan böyle debil canlılara döneceğiz. Ama o debil canlılar bir taraftan da Mars'a zırt pırt seyahat edecekler. Hede hede yazılımlarını 10 dakikada çıkaracaklar falan filan. Böyle garip özelleşmeli bir tarafa doğru gidiyoruz. Ben o günleri çok görmek istemiyorum. Bu hal güzel. Çok da kasmamak lazım. Her şey dalında güzel. Yani zamanında güzel. Hocam tek bir şey, bugün için bu evrim özel için bir tane evrim kitabı önerisi verir misiniz? Bir tane evrim kitabı önerisi tabii veririm. Evrim nedir? Hans Meyer. Ya da daha hızlı bir okuma isteyenlere evrim bir kullanım kılavuzu. Bu daha kısa. Evrim nedir? Gerçekten bir süper bir kitap. Hepinize tavsiye ederim. Ben öğrencilere vermiştim dersi sizin dersinizde şey yaparken. Yılanlar, Gün Doğumları ve Shakespeare. Evet. Bir de ben onu okumadım işte. Okumadığım için öneremiyorum. Var ama okuyacağız işte. Evet hocam ben size de gönder, Yani vermiştik o kitabı. Aynen. <laughs> Bu benim en Ne yapayım? Gibi. Konuşmaktan fırsat. okumaya fırsat yok Hazal yani. Bu da benim lanetim. Meltem Hanım sormuş. Biz insanlar, kadınlar gebeliklerinde bebeklerinin sakat olacağını öğrense bile doğurmayı tercih edebiliyorken ve onların biz engelli doğan çocukların bakımını hala üstleniyorken doğadaki hayvanlar sakat veya hasta yavrularını direkt dışlıyorlar doğumdan sonra. Neden böyle bir evrimsel durum ya bunun bir evrimsel sonucu var mıdır? Biz aslında böyle bir şey tercih etmiyoruz. Şimdi tercih etmek başka bir şey. 5000 sene öncesine gittiğinizde böyle bir tercih yapma şansımız yoktu. Yani sakat doğan, eksik doğan, genetik olarak problemli doğan çocuklarımızı yaşatabilecek bir yöntemimiz yoktu tabiatta. Ne zaman oldu bu? Son birkaç yüz senedir. Son 100 senedir diyelim net olarak. Tıptaki gelişmeler bize özellikle genetik hastalıklar ve hafif bozuklukları idame ettirebilecek girişimler yapma şansı verdi ve biz bir şekilde bu şeyi sürdürmeye başladık. Şimdi hayvanlarda sakat, eksik doğum hatta hatta başka bir canlının kokusu üzerine sindiğinde yavrusunu öldürmeye varacak kadar ayıklayıcı bir yavru yetiştirme tarzı türün sıhhati için çok önemli. Çünkü o hayvanlarda tıbbi teknoloji diye bir şey yok. Onlarda tıp yok. Hastalarını iyileştirecek yöntemleri yok. Tek güvenebilecekleri şey tabiatta devamlı üretilen varyasyonları, ufak tefek hataları yine kendi içlerine konmuş içgüdüsel mekanizmalarla elemek. Mesela biz farelerde çok görürüz. Bazen 5-6 tane yavru yapar bir fare. 2-3 tanesini boğar atar. Ya anlamazsınız niye bunları öldürdü bu diye. Yavruları incelerseniz muhtemelen bir genetik sakatlığı olduğunu fark edersiniz o yavruların. Ya da işte daha önce çok anlattım. Asistanlıkta çok acı tecrübemdi. Fare yavrularını biz çok beğenir, elimize alır, severdik böyle. Ondan sonra geri koyduğumuzda sabah anne hepsini öldürmüş olurdu. Niye? Çünkü bizim kokumuz yavruların üzerine silmiş ve anne onların hasta olduğunu düşünüyor. Şimdi bu mekanizma tabiatta türün sağlığını korumak için çok önemli. İnsana geldiğimizde, insanla ilgili çok önemli bir şeyi anlamamıza yardımcı olacağı için bu örnek çok önemli. İnsan tabiatta diğer bütün canlı Yüklenmiş yazılıma sahip. Okey, aynısı bizde de var. Fakat bizi insan yapan taraf hayvani tabiatımızı aşan kısımlar. Mesela biz ekstradan bir merhamet duygusuna sahibiz. Şimdi diğer bütün canlılar yavrularını seviyor. Yavrusunu öldüren bir maymun ya da zürafa ya da bir zürafa öldürmez de kim öldürür? Genellikle bu kemirgenler falan öldürüyorlar. Yavrularını öldüren o canlılar yavrularını nefret ettiği için bunu yapmıyor. Hem şefkatle hem de bir üçgüdüyle muhtemelen. Tabi bu arada şefkatle falan dedim ya onların şefkat duyup duymadığını da bilmiyoruz ama varsayıyoruz. Biraz insan merkezci bir görüş bu. Kendi yazılımlarının gereğini yapıyorlar. Bizde ise doğamızı yani doğal yazılımımızı aşan ama çok da doğa üstü olmayan bir tarafımız var. O tarafımız ekstradan sınırları zorlayıcı bir takım müdahaleler yapmamızı gerektiriyor. Ölmesine göz yumamıyoruz. Ya çocuk doğuyor kolsuz bacaksız senelerce yaşatıyoruz mesela. Çünkü onu yaşatabileceğimizi biliyoruz ve biz onu yaşatırken yaşatmaya çalışırken onun yollarını ararken yeni teknolojiler keşfediyoruz. Yeni buluşlar yapıyoruz. Biz niye uzaya gidiyoruz diye soruyor herkes. Yani bunu en güzel sevgili Selçuk Topal anlatıyor mesela. Yakında onu da kanalımıza misafir alacağım. Ya biz uzaya gidelim derken milyon tane teknoloji ürettik. Binlerce patent bulduk. Yani biz derken elin oğlu buldu tabii. Biz uğraşmadığımız için o işlerle. Yani bugün teflon tova bile NASA'dadır patenti. Yani o teflon kaplama maddesi uzay gemisi için yapıldı. Biz yumurta pişiriyoruz içeride. Yani bu yanal faydaları için biz aslında kültürel olarak bu tip meselelerde bir taraftan zorluyoruz. Ama hepsinin ötesinde eksik, özürlü vesaire doğmuş, engelli doğmuş yavrularımızı teknoloji geliştirelim diye yaşatmıyoruz. Biz insanız. Diğer hayvanlarda olan her şey bizde olduğu gibi, onlarda olmayan da bir şeyler var. Doğamızın bir parçası ama tabiata baktığımızda gayri tabii gözüken, doğal değilmiş gibi gözüken özellikleri. Ne kadar çok kullanırsak. Biz o kadar insan oluyoruz. Bunu unutmamak lazım. Aksi takdirde mesela işte Hitler ve Doktor Himmler miydi? Yahudilerde falan deney yapıp milleti yandı ya da işte bu Galton gibi öjeni savunanlar falan filan zamanında. Ya şimdi bunlar da insandı ama bunlar hayvani dürtülerimizin hakimiyetini yanlış anlayıp Darwin'in fikirlerini tamamen bağlamından çıkarıp insan ırkını sakatlıklardan temizleme gibi ahmakça bir yola girdiler. Sonuçları malum. Tarihin en büyük vahşetlerini izledik ve hala da aynı kafa arada bir Amerika'dan Amerika'da bizde hiç olmaz zinhar bizde yoktur öyle şeyler. Amerika'da falan olur onlar, pisler kızılderilileri öldürüyor. İğrenç insanlar onlar. hiç hiçbir pür olur mu öyle şey? Böyle ara ara çıkabiliyor insan olmanın özünde işte böyle şeyler var ve biz ali olanı hatırladıkça ağalıyor. Yani yüksek olanı hatırladıkça ve yaptıkça yüksek olabilen bir canlıyız diye düşünmek istiyorum. İnşallah öyleyizdir.